Aşkım! Aşkım buradayım ya! Buradayım, burada! Bu adam sana mı sesleniyor? Ne? Ben hallederim. Aa, yok yok. Ben hallederim çünkü beni çağırıyor. Seni çağırıyor? Evet. Ne? Hani sana bahsettiğim, ailemin beni zorla evlendirmeye çalıştığı hadi dediğim kardeşim. Bir adam vardı ya, o işte. Ya bıraksana kardeşim, karım içeride yok. Karımı almaya geldim. Ben anladım. O. Hadi, hadi. Evet. Bak şöyle yapalım. Ben bir konuşayım, onu göndereyim. Ondan sonra geleceğim, hemen sana her şeyi anlatacağım. Lütfen, olur mu? Tamam, iki dakika. İki dakikayı burada olmazsan polis çağırıyorum. Tamam, bekle. Anlatacağım. Karıcığım buradayım. Abiciğim hadi sen alın. Hadi. Osman, sen içeri gir. Ben de. Merak etme. Aşkım, aşkım. Ben sana ne yaptım? Sen niye beni aramıyorsun, sormuyorsun ya? Niye kaçıyorsun benden? Hasan, ben de seni çok özledim. Sen bana hiçbir şey yapmadın. Ben senden kaçar mıyım Hasan? Ama işte hayat şartları. Ben mecbur kaldım. İyi, tamam yani söyleyeceğim. Babam beni tehdit etti. Dedi ki, ya ben ya o adam dedi. Ben ne yapayım, anla beni de. Zalim adam. Onun başının altından çıktığı belliydi zaten bütün bunların. Ama sen artık korkma, ben varım. Ben yanındayım senin. Ama öyle değil ki. Bak, ne biliyor musun? Benim buraya çok borcum var. O yüzden burada çalışmak zorundayım. Yani benim değil de o zalim babamın borcu var. Onun yüzünden burada kalmak zorundayım. Yoksa ben de seni çok özledim. Seni düşünmeden hiç uyuyamıyorum, yapamıyorum. Ama seni şimdi gitmen lazım Hasan. Seni almadan şuradan şuraya gitme. Ama bak sen gitmezsen ben işimden olurum, kovulurum, sonra borcumu ödeyemem. Hadi Hasan git. Ben öderim. Ne? Sen benim karım değil misin ya? Senin borcun benim borcum. Yok olmaz öyle şey. Bak ben zaten aileni de seni de çok maddi manevi çok sıkıntıya soktum. Şşş. Al. Dudaklarından böyle şeyler dökülsün istemiyorum. Ne kadar borcum? Çok. Demek altınlar pek bir işe yaramadı. Yaramadı. 500 bin? Bir milyon? Ah. 2 milyon? Her neyse tamam. Para işi bende. Sen sakın canını sıkma tamam mı? Gözlerin gözyaşlarıyla dolmasın sakın. Tamam ama şimdi hadi sen git tamam mı? İşimden kovulacağım. Hadi Hasan. O ne? Numaranı yaz. Neden? Ararım. Ah. Çaldıracağım. Çaldır. Eksik numara diyor. Seni görünce heyecanlandım. Yanlış yazmışım. Hadi al. Arayayım. Çalıyor. Hadi şimdi git. Bak beni zora sokacaksın Hasan. Hadi kovulacağım işinden. Beni zora sokma tamam mı? Öpücük. Ya komiserim iyi akşamlar. Sağ olun ben de iyiyim. Ya bir ihbarda bulunmak... Ne yapıyorsun? Polisle konuşuyorum. Yani neden? Tamam ben hallettim. Gerek yok polise. Yine gelmeyeceğin ne malum? Gelmez ve inan değmez. Bak zaten mahkemen var. Yani avukatın kulağına gidecek falan, çocuklar huzursuz olacak, hiç gerek yok. Ben zaten onu korkuttum. Hapse girersin falan dedim, gönderdim. Bir daha da gelmez, merak etme. Ailen seni o adamla mı evlendirmek istedi? Evet. Ailem genelde beni biriyle evlendirmeye çalışır. Hı hı. Ama üzülen hep o taraf olur. Ben değil. Ha, belli ki seni unutamamış. Kimse unutulmak istemez. Ateş. Çok merak ediyorum. Adamı yollamak için nasıl bir bahane uydurmuşsundur? Hayatım boyunca seveceğim kişi sen değilsin dedim. Ağır olmuş. Ne yapsaydım? Yalan söyleyip duygularıyla mı oynasaydım? Neyse sana inanmıyorum. Neden? Çünkü seni az çok tanıyorum. Hı. Hı. İnsanlar birbirlerini asla tanıyamazlar Ateş. Ama birbirlerinden etkilenebilirler.
Ki buna da genelde karşı koyamazlar. İyi geceler. Karıcığım, parayı hallediyorum, merak etme. Bugün nerede buluşuyoruz? Kaçta alayım seni? Çiğdem'im. Kahveden gelir sesi. Oturmuş kumar oynar. Aa, pardon. Yakup Bey, siz bunu adet haline getirdiniz. Efendim, salonunuz bittiyse Galata'ya gidilip Ilgaz Hanım'ın arkadaşı için doğum günü hediyesi alınacak. Ladin kapağı A kalitesinde olan Domingo Gül Keman alınacak, köprüyü kendileri taksınlar lütfen. Yakup Bey? Yakup Bey? Yakup Bey, Yakup Bey. İlter Bey, biraz önce konuştuğunuz hangi dildi? Anlamadınız. Haklısınız tabii, hayatınızda belki de ilk defa işittiğiniz 3-5 kelimeyi ben pat 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 sayınca siz dumura uğradınız ve kendinizi sorgulamaya başladınız. Şöyle anlatmaya çalışayım. Ben diyorum ki bir doğum günü hediyesi alınacak Galata'dan. Ya orayı anladık. Zeka gerilimi yok evvelallah bizde. Niye böyle dilimizi bilmeyen birisine derdini anlatır, bir tane tane anlatıyorsun ki? O zaman niye anlamadığınızı söylüyorsunuz? Vallahi Yakup Bey, ben size laf anlatacağım derken kendimi Afrika'ya gelmiş kültür araştırmacısı gibi hissediyorum. Ne? Kültür araştırmacı mı? Tabii, o zaman biz neden Avrupa Birliği'ne giremiyoruz, öyle değil mi efendim? Nasıl girelim ki, öyle değil mi efendim? Ya Avrupa Birliği'ne benim yüzümde mi girilmedi? İlter Bey, bir sorun mu var? Varsa eğer ben halledeyim. Nasıl anlatacaksınız efendim? Siz anladınız mı? Siz geçen gün salatalık kalmayı beceremediniz. Ladin kapağı A kalite olan Domingo Gül Keman'ı almayı nasıl becereceksiniz? I want to understand. I need to understand. Ya da boş verin, ben halledeyim. Ben halledeyim. Siz hiç düşünmeyin. Ben hallederim efendim. İlter halleder efendim. Tabii ki İlter halletsin. Kim halledecek başka? Ne oldu Leyla? Hasan buldu bizi. Ne? Evet. Ne? Kız nasıl buldu? Ay ne bileyim, Meryem nasıl buldu? Bulmuş işte bir şekilde. Yani geldi, bir de ateşin yanında bana karıcığım dedi ya. İşte beni ne kadar aradığını, çok özlediğini falan söyledi bir de. Ateşin yanında mı söyledi? Eyvahlar olsun. Sen nasıl kaçtın? Bir şeyler uydurdum. Şey dedim, beni bu evde zorla tutuyorlar, borcum var. İşte borcu ödemeden de sana kavuşamam falan dedim. Yani uydurdum bir şeyler. Yedi mi? Ha, aynen böyle. İlter de bana bir şey sorduğun zaman ben de böyle kaldım. Ya konuşsana. İnandın mı, inanmadın mı Hasan? Yani inandı galiba. Çünkü şey dedi, tamam ben o parayı bulup sana getireceğim, seni kurtaracağım dedi. Para? Ne kadar? Ya bir dur Yakup abi, Allah'ı seversen. İyice bana döndün ya. Allah Allah, köy yanarken gelin saçını tararmış. Seninki de o hesap. Gelin deyince yalnız o, canısı. Başka... Aynen. Üf, neyse. Benim numaramı aldı Hasan. Sabahtan beri bir dünya mesaj atıyor bana. Benim bugün Hasan'la buluşmam lazım. Eğer buluşmazsam kesin yine gelecek buraya. Sen niye numaranı veriyorsun ki Leyla? Abi ben sanki bilmiyor muyum ya vermemeyi? Oo, şimdi çok güzel sıktık. Rahatladık mı? Ha, ne halt edeceğiz? Tamam, şöyle yapacağız. Biz pılımızı pırtımızı toplayacağız. Buradan çekip gideceğiz. Tamam, başka yolu yok. Zaten bize ateşten de bir fayda yok. Değil mi Leyla? Olur, olmaz. Nereye gidiyoruz? Kimse bir yere gitmiyor. Değil mi Leyla? Sen de istemezsin. Yani biliyorsun, ateşten uzak durmak hepimiz için bir son olur yani. Tamam, ne yapmamı istiyorsun? Plana sadık kalmanı. Ya ne planı babacığım ya? Ortada plan mı kaldı? Bak gideceğim.
Şu Hasan'ı paketleyeceğiz. Bu kadar ya. Yani Onur, o bizim işimiz, bizim işimiz. Leyla'nın vakti kalmadı. Bir an önce afili plana geçmemiz gerekiyor, tamam mı? Premier plan. Tamam abi, sen plana devam et. Ateş harç Ali, kendimize aşık edeceğiz, tamam mı? Hatırlayın bakalım, hatırlayın. Dünyanın ucundaki herhangi bir kişi, kaç kişi var aramızda? Altı! O kişiyle aramızda 6 kişi var. Aferin size. Peki bu kişiyi dızlamak için kaç aşama var? 6. 6. 6 aşama var. Şimdi duyalım bu aşamaları. Hadi bakalım. 1. Tanışma faslı, ki zaten tanışıyorlar. Gerekirse bir daha tanışacaklar Meryem. Daha da iyi tanışacak, birbirine iyi tanıyacaklar. 2. Kişisel hayata dahil olmak, ki zaten dahil. Ama gerekirse daha dahil olacağım, en içine gireceğim. Evet. 3. Kendine bağlama. Aferin kız. 4. Yemleme, yem atma. 5. Oyuna getirmek. 6. Uçurtmak, patlatmak, tokatlama, dolandırmak, dızlamak. İlter de duysun bunları, tamam? İlter de duysun. Bir de gelmiş bana diyor. Bildiğin 3-5 kelime. Ama Leyla, bu oyunda seni unutmaman gereken tek şey ne olduğunu biliyorsun, değil mi? Gerçekten aşık olmak. Ha, olmuyoruz işte. Tamam, bunlar tamam da biz Hasan'ı ne yapacağız? Gidip ümünü sıkacağım ben bu herifin artık. Ya ne yapacağız Hasan'ı? Güvenliği artıracağız. Sen güvenlik olacaksın paşam. Kapıya. Evet, kapıya güvenlik olacaksın. Bir de o Hasan buraya girmeyecek. İyi, iyi, tamam. Sıkıntı tamam. Yok. Da bak, güvenlik olurum ama üniformayı giymem ben. Tamam, giyme. Bu kadar ya. Anlaştık mı? Anlaştık. 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 Tamam. Çek onları. Çek, 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 çek. Evet. Hı. Yani ikisini niye? Tamam, çilek sevmiyorsun. Güzel mi? Hı? Hı? Aha. Çünkü biraz daha krema lazım ha. Dene onu. Hı. Hmm. Çilek ye, çilek. Çileğini ye. Hay bak. Komik mi? Yanıyorum şu an. Komik değil, senin yüzünden yandım. Yanıyorum. Gerçekten. Ver şunu bana. Israrla kek yemek istedi, o yüzden pasta falan yedik. Bu kız büyüyünce gerçekten büyük tehlike. Yani her erkeği istediğini yaptıracak. Çok tatlısınız. Berit, ama bir dakika, biz ne yapmıyorduk? Ha? Kahvaltıdan önce tatlı yemiyorduk değil mi? Küçük şeytan seni. Evet, bence de kötü fikirdi ama... Neyse, ikna edemiyorsun kendisini. Şey nerede? Aydos'la Ilgaz. Onlar gelirler birazdan. Tamam, harika. O zaman gel biz kahvaltıya, hadi. Gel, gel. Bir dakika, bir dakika. Kahvaltıdan önce üstümüzü değiştirmemiz gerekiyor değil mi Berit? Neden? Çocuğun üstünü görmüyor musun? Sen de öyle zaten. Tamam. Hadi. Hadi. Evet, günaydınlar. Bonjour. Good morning. Sana da günaydın yakışıklı. Ateş Bey, kahve ister misiniz? Bey. Çocukların yanında daha uygun olur diye düşündüm. Düşünme. Nasılsa öyle devam edelim. Sonuçta birbirimizi hala tanıyoruz.
Bu arada dün gece için tekrardan özür dilerim. Çünkü gerçekten ben burayı nasıl bulduğunu bilmiyorum yani. Kusura bakma. Ama aşık. Aşkla bir şekilde yolunu bulursun değil mi? Evet ama sonrasını düşünemiyor. Tabii. Tındığı her kadını kurtaramayacağını bilmiyor. O ne demek? Hiç. Öylesine dediğim bir şey bazen hatırlamam lazım benim de. Ben sürekli gaza ergen diyorum da sanırım ergen benim. Yani dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Biraz büyüyünce anlayacaksın. Sana da günaydın Ilgaz. Günaydın. Evet. İyi misin Ilgaz? İyi değilim ama olacağım. Arkadaşım doğum günü var ve İnter hala hediyesini almamış. O yüzden onu kendim halletmem lazım. Arkadaşın doğum günü var. Benim şimdi haberim oluyor. Hı hı. Şimdi oldu işte. Hı hı. Oldu işte. Ama biliyorsun babacığının o güzel kuralları dolayısıyla benle gitmek zorundasın o doğum gününe. Evet bunu biliyorum ve her ne kadar yanında taşımak için fazla sıkıcı olsan da saat 2'de orada olman lazım. En güzel davetin için çok teşekkür ederim ama maalesef benim işlerim var. Yani? Dolayısıyla gidemeyeceksin. Hani geçen sefer de doğum gününe gidecektin ya ama yalan çıktı. Sonra seni karakoldan toplamak zorunda kaldım. Evet ama bu gerçek ve doğum gününe gitmek istiyorum. Ama benim işlerim de gerçek. O yüzden gidemeyeceksin. Kısmet ne yapalım? Keşke arkadaşım başka bir günde olsaymış. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun bir de? Küçük harfler. Bağırma demek istedim. Teşekkürler. Gerçekten gelmeyecek misin doğum gününe şimdi? Aa, hayır. Umut abim olsa gelirdi ama. Sen onun tırnağı olamazsın. Ne umutmuş ya gerçekten ne umutmuş. Evet. O bizim abimiz çünkü. Keşke o burada olsaydı. Keşke. Evet benim de keşkelerim var ama hani babanın kuralları var ya o yüzden maalesef keşkeler gerçekleşemiyor. Hey hey bana bak. Ağzını bozma. Bozarsam ne olacak? Sen kimsin ya? Hani babacığının şirketi var ya, onun genel müdürüyüm. Ve o şirketi yönetebilmek için siz aracısınız. Evet, yani kısacası babanızın bana atmış olduğu son kazıksınız. Al sana Ateş abi. Gördün mü ne mal olduğunu? Hey, hey! Laflarına dikkat et dedim. Babamın sevgisini sen gerçekten hak etmemişsin. Hatta sen var ya, hiç kimsenin sevgisini hak etmiyorsun. Evet, bırak! Babanın ölüm haberini aldığında iterek kahve ister misin diye sormuş adamsın. Sen bu kadar duygusuzsun. Olmak zorundaydım. Değildin. Babamı atıp tutacağına annene baksaydın sen. Ne de olsa babam annen de istediği sevgiyi bulamadığı için benim annemi tercih etti. Buna bak haddini aşma. Tamam mı? Yoksa hiç duymak istemeyeceğin şeyler söylerim sana. İnan defol desen şu an daha iyi olurdu. O zaman defol. Hadi Aydos. Kalk Aydos. Gel ablacığım. Evet Leyla. Tanıdın mı beni? Çok iyi. Evet İlter. Durma öyle. Ne diyeceksen söyle. İçinde tutma. Yok efendim ben içimde hiçbir şey tutmuyorum. Ben sadece siz ve çocuklar için endişeleniyorum. Neden? Her şey gayet yolunda. Görmüyor musun? Ben, çocuklar hepimiz gayet iyiyiz merak etme. Ateş Bey çocuklar gidiyorlar. Siz bu konuda bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz? Yok düşünmüyorum. Gitsinler ne güzel işte gitsinler. Ha? Çok güzel, huzurlu, sessiz, sakin, müthiş bir gün geçireceğiz. Ama biraz fazla sakin ve huzurlu olmadı mı ortalık? Haklısın. Haklısın. Biraz fazla sakin oldu, evet. O yüzden bu akşam onu değiştireceğiz ve sen çok güzel bir organizasyon hazırlayacaksın benim için. Ne organizasyonu? Parti vereceğiz. Hatta bir dönem partisi vereceğiz. Olur mu? En az 300 kişi. Harika. Ben o güzelim ofise gideceğim şimdi. Kardeş, dün akşam adamı biri bu kapıdan içeri girmiş, tamam mı? Ateş Bey ve Leyla Hanım'ı da çok rahatsız etmişler.
Haberi var mıydı? Barbar abi buradaydı. Vardıysa niye müdahale etmedi kardeşim? Niye müdahale etmedi? Sabah Taberi Ateş Bey ateş püskürüyor. Dedi ki Osman'a söyle. Osman mıydı adın? Osman'a söyleyin ya, bir daha o adam o kapıda içeri girerse kendine başka iş baksın. Ateş ateş yok artık. Bizi kovan birinin evinde yaşayacak değiliz herhalde. Hadi ablacığım. Berk'i çağırır mısınız? Ilgaz Hanım, fevri davranıyorsunuz Ateş Bey'im. Sakın. Bana eğer onu savunacaksan iter, seninle de aramız bozulur. Dikkat. Hadi ablacığım. Hadi çocuklar. Sen Leyla Hanım, siz nereye? Yakup Bey, ben çocukların bakıcısıyım ya, hani onları yalnız bırakmamam gerekiyor. Merak etmeyin siz. Hadi bakalım. Ben de bir aileye bakayım. Ne yapıyorsun? Siz bir yerlere bakmayın. Akşam parti var. Hazırlık yapın Yakup Bey. Tamam tamam. İlter Bey tamam. Evet arkadaşlar, Ateş Bey geldi. Ben de sıçtım. Evet Ateş Bey. Ilgaz Hanım ceza alacak mı? Bir açıklama yapar mısınız lütfen? Ceza alacak mı? Gelişmeye yapabilir misiniz? Sizce bu durum yönetim kurulu üyelerinizi etkileyecek mi? Arkadaşlar şu an yönetim kurulu üyelerinizi etkileyecek mi? Ateş Bey, babanızı hayal kırıklığına uğrattığınızı düşünüyor musunuz? Arkadaşlar lütfen. Ateş Bey, canımla ilgili bir açıklama yapar mısınız? Dur bakayım. Ateş Arcalı. Harvard işletme, üstüne Stanford, MBA ve yüzme takımı. MBA. Ney? MBA. Üf neyse ney. Ve yüzme takımında geçen bir öğrencilik, sonrasında dünyayı gezmek. Dünyanın en büyük uygulamalarından birini geliştirip milyonlara satmak. Yani özetle verimli bir... Yani uygun bir aday, verimli bir aday gibisinden düşünsen aşkım. Evet. Aşk maşk bir şeyler yok mu? Şu habere basacağım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hı? Böyle basit oyunlarla bana zarar vereceğini mi düşünüyorsun? Bu senin sorumsuzluğun Ateş. Benimle hiçbir alakası yok. Beceremeyeceğin ortada. Şirketin itibarını daha fazla zedelemeden vazgeç. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Düşün Nüfus'un. İş adamı Ateş Arcalı gündemden düşmüyor. Takıntılı sevgilisiyle bir barışık, bir ayrılık yaşayarak ilişkisini devam eden çift yine ayrıldı. Ateş Arcalı son sevgilisine ne hediye aldı? Babayı aldı, babayı. Ne oluyor abi, korkuttun ya. Ya Leyla gitti, Leyla. Nereye? Ne bileyim nereye? Çocuklar Ateş'le kavga etmiş. Büyük olan kız var ya, ben bir daha bu evde yaşamayayım deyip herkes gitti yani. Leyla da onlarla beraber gitti ya. Olacak iş mi bu ya? Tamam abi tamam, bir otur bir sakin bir düşünelim ya. Meryem, ben nasıl sakin olayım? Allah için ben nasıl sakin olayım ya? Ya olacak iş mi bu? Ya Ateş'i ben ne ayarlayacağım kendime? Hı? Olacak iş değil ya. Vallahi bu Hasan Masan gelirse bana topuklarım bak. Sizi de yakarım. Bilesiniz. Biraz kendinize gelin ya. Bilesin. Of, sosyal medyada olaylar bayağı büyümüş. Of of of, şu paylaşımlara bak, inanamıyorum. Ateş, ne yapacağız şimdi? Bir bu eksikti. Ben bu bakışı tanıyorum. Hazır mısın bombayı duymaya? Biliyorum tatlım. Ben patlattım zaten. Nasıl sen patlattın? Çocukları sen mi kovdurdun evden? Ne? Ne ne? Ateş çocukları evden kovmuş, bana geliyorlar şimdi. Ne? Nasıl? Ah! Biraz önce buradaydı. Hiç bahsetmedi. Tabii. Karakol olayı patlayınca kavga etti çocuklarla. Vallahi o kadarını bilemiyorum. Ama çocuklar yolda şu an, bana geliyorlar.
E çok iyi, tamam o zaman. Bak, şimdi olayın ciddiyetini bir görelim. Çocuklar bir iki gün sende kalsınlar. Senin yanında ne kadar mutlu olduklarını ispatlayalım. Emin misin? Tabii ki eminim. Ateşi hafife almamayı öğrendim artık. Sen beni dinle. Tamam, görüşürüz. Aa, kapatma. O köy yumurtası da orada mı? Köy yumurtası kim? Ya şey işte, bakıcı kız. Leyla. Ayıp hala, ayıp. Tamam, ben şimdi kapatıyorum. Geldi çocuklar. Gelin çocuklar, gelin. Ay, Ilgaz'cığım bir sen kahve var, dikkat et. Hoş geldiniz. İnanmıyorum ya. O gıcık ateş sonunda bunu da yaptı değil mi size? Evet abi, bizi kendi evimizden kovdu. Leyla'cığım hoş geldin. Hoş buldum Umut. Ne haber? İyi, sen? Ben de iyi. Geçin işte. Evet, hoş geldin. Ay dos, ay dos ama canım benim. Bir saniye, bu ayaklarımızı buraya uzatmayalım, tamam mı? Beyaz ya şimdi bu kumaş, leke tutuyor sonra. Beritciğim, orada yemesek ama kırıntı dökülüyor da kanepe. Malum, çocuklar kahvaltıdan kalkınca birden aç kaldılar. Canım ya. Abi bu arada yarın arkadaşımın doğum günü var. Gidebilirim değil mi? Gidersin tabii Ilgaz. O ne demek? Mağara adamı mıyım canım ben? Niye izin verdim? Ben zaten izin vereceğini biliyordum. O zaman kartını alabilir miyim? Doğum günü hediyesi almak için arkadaşım. Hediye için? Ha, kredi kartı mı? Tabii tabii veririm. Alabilir miyim? Ha, şimdi mi? Yanımda değil ki. Unutturma, vereceğim. Tamam. Leyla çantaları elinde kaldı, bırak bir yere. Titi olmuşum. Aa. Niye ki? Öncelikle bu açıklamayı Arcala Holding'in yönetim kurulu başkanı olarak değil, çocukların vasisi olarak yaptığımı bilmenizi isterim. Henüz reşit olmayan bir çocuğun böyle bir gündeme konu edilmesi bana doğru gelmiyor. Zaten ortada yanlış yapılan bir şey olduğunu da çok düşünmüyorum. Yani gençlerin tek istediği doğayla, hayvanlarla birlikte yaşanabilir bir dünya. Kendilerince bunu anlatmaya çalışmışlar. Tabii ki yöntemlerini savunmuyorum ama konunun bu kadar büyümesini de anlamsız buluyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Titi oldun. İnanamıyorum. Tamam. Bu iş tamam. Sırada çocuklar. Onları eve nasıl geri getirmeyi düşünüyorsun? Ben düşünmüyorum. Biraz özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum ki bence onlar da tadını çıkarsınlar. Peki. Sana eşlik edebilir miyim? Kabul etmesen de sen artık bir kahramansın. Seni tanımasam Leyla ile flörtleştiğini düşüneceğim. Wow, saçmalıyorsun. Saçmalamıyorum. Seni çok iyi tanıyorum. Beni reddediyorsun. Neymiş? İlişkimiz bozulmasın, profesyonellik. Peki çocukların bakıcısıyla flörtleşmen doğru mu sence? Ben de seni tanımıyor olsam Leyla'yı kıskandığını düşünürdüm. Yok artık. Pardon, bakıcı. Bence de yok artık. O yüzden konuyu daha fazla uzatmasak. Neyse bakalım. Ne yazmışlar? Sana ne dedim ha? Çiftliğe giren çıkanı herkesi kontrol edeceksin Osman. Abi bunca adamı nasıl kontrol edeyim ben? Ateş benim partisi için gelmişler. Ya onu ben de biliyorum, ben de. Bak gözün seveyim.
Bunlara benzemeyen herhangi birisini görürsen beni haberdar et, tamam? Tamam abi, tamam. Hadi gözün seveyim bak. Leyla. Ya sen neredesin? Adam elden gidiyor, çabuk gel. Ya Yakup abi, ben nasıl geleyim ya? Çocuklar burada, çocukları bırakamam zaten. Umut delirmiş durumda. Yani yok, gelemem, benim burada kalmam lazım. Ya sana ne çocuklardan, sana ne? Dadı mısın sen? Dadıyım yani ben, hatırlatayım. Ya adamı hasta etme ya Leyla. Bir de geçiyor ya. Ulan birisine ulaşmak için 6 kişi var aramızda dedik. Şu anda ateş aramızda neredeyse 300 kişi oldu ya. Ülkedeki bütün beyaz Türkler hepsi burada. Bostonlu parti midir nedir? Ben şimdi sana fiyakalı bir şeyler yollayacağım Meryem. İyi tamam. Tamam ben o zaman bir bahane bir şey uydurayım. Geleceğim tamam. Bir kapattım. Açamam sen yok, kusura bakma. Robot süpürgeyi görünce böyle bir ağzım ayrık kaldı. Bir de burayı. Vallahi insanı hayret ediyor Barış. Tatlım, bir tane daha pina colada alabilir miyim? Bir tane daha bunları istiyorum. Bitti bu. Depresyondayım ben. Efendim ben size yardımcı olmaya çalışayım. Pina colada. Barış, insanlar burada depresyona havuzda giriyorlar. Vallahi inanamıyorum, bir ayarım kaçtı, moralim bozuldu. Duydun değil mi? Duydum, duydum. Orada mine colada istedim. Onu hiç anlamadım, o bir değişik. Mine colada. Evet. Sen ne yapıyorsun burada? Ne oluyor Yakup ya? Ya ben sana demedim güvenlikte kal. Ha? Sen ne işin var burada? Ya o güvenlikte bize hayır yok. Sen orada olman lazım. Ya tamam ya, o benim işim. Sen ne karışıyorsun ya? Bak işine. Allah Allah. Tamam, oraya gidersin. Şşş. Ateş geldi. Ha şimdi takıştı. Bahar. Oo, oo, Leyla adamın kişisel hayatına girene kadar giren girdin. Haydi geçmiş olsun. Ateş Arcalı sepet havası. Şşş, bulamayın. Ya yüzdük kuyruğuna geldik. Emek verdik biz bu adama. Emeğimiz var biz. Allah Allah, sepetlenecek adam mı bu? Sahip çıkalım bu adama. Bak bir şey diyeceğim. Ellere gitmesin, aile içinde kalsın. Hadi biraz dayanışma ya. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Hadi onu oraya gidiyorsun, tamam mı? Tamam. İyi, tamam, haydi, tamam. Haydi. Oraya boş bırakma. Tamam, hadi. Hadi, hadi. İşte. Ya gerçekten. Çok pardon. Thank you.
Evet. İşte bu eve böyle bir şey yakışır. İnanmıyorum. Geldin. Bunu kaçırmayacağımı biliyordun değil mi? Ay, iyi ki geldin. Kesinlikle. Bitmiştir Aydoz. Bak ama içinde de bir şey yok. Tamam mı, bırak orayı, yarın tamire götürürüz. Ya bir saniye. Leyla. Leyla. Aa. Hayırdır? Berit'in ayıcığını unutmuşuz da onu almaya gideceğim. Biliyorsunuz Berit ayıcı olmadan asla uyuyamaz. Değil mi Berit'ciğim? Bir oyuncak almak için fazla şık değil misin sen? Bu benim her zamanki halim Ulgaz'cığım. Ben takı severim ya. Her zamanki halim. Ama çok gecikmeyeceğim. Hemen alıp geleceğim, merak etmeyin. Çok iyi olur, lütfen. Leyla, istersen birlikte de gidebiliriz arabayla hemen. Gider geliriz. Gerek yok ya. Ben hemen alır gelirim. Pembe kuş alıp hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Bekliyoruz. Çocuklar ve sen. Aha. Zaten duyduğumda inanamamıştım. Neyse ki erken kurtulmuşsun. Babanızın bana atmış olduğu son kazıksınız. Al sana Ateş abi. Gördün mü ne mal olduğunu? Hey hey! Laflarına dikkat et. Babamın sevgisini sen gerçekten hak etmemişsin. Bana bak, haddini aşma. Tamam mı? Yoksa hiç duymak istemeyeceğin şeyler söylerim sana. İnan defol desen şu an daha iyi olurdu. O zaman defol. Ben bize biraz bir şeyler alayım. Hemen geldim. Hadi. Arkadaşlar birazdan bir şeyler getirir. Yanlış bir şey mi söyledim sana? Yok, hayır. Yani önemli değil. Bir gele görüşüyor musunuz? Evet. Evet, hatta birlikte çalışıyoruz. Birlikte? Birlikte misiniz yoksa? Yok, hayır. Bunu duyduğuma sevindim. Sende var mı bir şeyler? Beni biliyorsun. Hemen geldim. Leyla. Ateş. Ne yapıyorsun burada bu halde? Berit'in oyuncağını almaya geldim. Bu halde? Evet, kötü mü olmuş? Yok. Bayağı güzel olmuşsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Çok pardon. Ne yapıyorsun? Pardon ya. O kimdi? Bakıcı. 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 Yani çocukların bakıcısı. Çocuklarla ilgili bir sorun yoktu mu? Yok.
misin? Hı hı. Hı hı. İç gel. Geleceğim ben. Ateş Bey. Ateş. Aha. Bir şey mi lazımdı? Yo. Sen oyuncak için gelmemiş miydin? Oyuncak? Hı hı. Evet. Oyuncak için geldim. Sağ olsun Erdem de çok yardımcı oldu bana. Eren. Eren. Eren çok teşekkür ederim ya. Yani sen olmasaydın bu kalabalıkta ben asla... Ben olmasaydım bulamazdım muhtemelen. Çünkü maalesef yanlış anlama bu işte bayağı beceriksiz. Yani bakma işinde. Çocuklara bakması gerekirken aslında kendisi bir partide. Ateş de benim aksime çok beceriklidir. Özellikle çocuklara nasıl davranılması gerektiği konusunda... yani benim hayatımda gördüğüm en iyi abidir. Öyle. Çok. Ne oluyor ya? Sen niye geldin? Ya niye geldim? Yani partiyi ben veriyorum. Burası benim evim. Kendi mutfağımdayım. Sen merak ettim her şey yolunda mı diye. Her şey çok yolunda. Ha, ama sen Eren'i diyorsan... Yok hayır. Yani ben tamamen profesyonel bir yerden yaklaşıyorum. İşveren ve çalışan ilişkisi. Çok güzel, çok güzel. Çünkü ben de öyle düşündüm. Hatta dışarıda bir hanımefendi vardı. İstersen onu bekletme. Şeyma. Değil mi? Ya merak etme, Şeyma beni her zaman bekler. Biz ne yapıyoruz? Benim biraz karnım ağrıdı da. Neredesin karıcığım ya? İlter. Buyursunlar hanımefendi. Şu kurunun burada ne işi var? Efendim kuru demeyelim de kendine yakışanı giymeyen diyelim isterseniz. Ay aman neyse. Son derece haklısınız efendim. Tahmin ediyorum içkiyi biraz fazla kaçırdı. Ben hemen kendisiyle alakadar oluyorum. Siz lütfen eğlenmenize bakın. Yakup Bey. Yakup Bey siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Şu halinize bir bakın. Bir takım hareketler saçma sapan. Siz çalışmak için buradasınız. Eğlenmek için değil efendim. Unutmayın rica ediyorum. Aa görüntü dondu. Düşmesine. Neyi? Jeton. Jetonu düşmesine. Düş lan. Düş. Vallahi düştü. Vallahi düştü. Ya. Sen ne zaman geldin? Ya ne yaptın adama? Ya ne yapacağız biz koskoca adama ya? İçkiyi biraz fazla kaçırmış. Videosunu çektim. Yarın paketleyeceğiz. Hasan da yok ortada. Her şey yolunda. Sen öyle san canım. Hasan içeride partide şu an. Ne? Evet. Karıcığım neredesin? Bana bak. Ateş görmeden onu hemen alın yok edin tamam mı? Tamam merak etme sen hadi. Tamam. Ama bak Onur bayıltmak yok. Tamam mı? Ya eminim o işler bizde hadi. Hadi tamam. Leyla. Tamam haber ver bana. Tamam vereceğim. Leyla'cığım hadi. Bir de şunu yok edin bak biri görecek falan. Tamam Leyla biz de merak etme. Hadi.
ve orada kala kaldık. Ve yani... gergedanı gördüğümüzde bir şaşırdık, anlamadık. Ve bak bu üçüncü defa. Hanımefendi, belki yani... bir içki alırdınız. İlk söylediğinde de duydum. Bir şey istemiyorum. Bizi yalnız bırakırsan sevinirim. Aa, Meryem. Hasan gelmiş. Nasıl? Ya Hasan gelmiş. Abi sen söyledikçe şaşkınlığım azalmıyor. Nasıl gelmiş, nasıl? Gelmiş işte. Bir sorun mu var? Ne bileyim, buralarda dolaşıyor işte. Ay, ne yapıyor abi? Ya siz, Leyla'yı gördünüz mü? Yani sakin, biz mahvolmuşuz. Ne yapacağız? Ya siz iyi misiniz ya? Biz iyiyiz efendim. Bizler gayet iyiyiz. Görüyoruz ki sizler de çok iyisiniz. Evet, eğlenin, eğlenin, güzel eğlenin. Tabii mesafelere, yakınlıklara birazcık dikkat edersek malum. İyi eğlenceler. Biz benim... de eğleniyoruz tabii. Biz de çok eğleniyoruz. Çok, çok, çok. Eniştem görmüş ya, eniştem görmüş, eniş... Enişte? Ne işin var senin burada? Karımı kurtarmaya geldim. Borcunuzu kapatacağım. Zorla çalıştırıyorlarmış burada. Onu öyle yapmayalım. Hı. Hiç bağırmaya gerek yok abi. Hı. Şöyle yapalım. Karın emin ellerde. Enişte! Anne, iyi etmişsin, hoş gelmişsin. Ama biraz sarhoş gelmişsin. Gel biz en iyisi dışarıda konuşalım. Abi durun be! Tuh sana be! Rezil adam! Borcunuzu kapatmak için karımı buraya mı sattınız? Ulan sana öyle bir tokat çeker mi, cehennemi görürsün ha? Ne satmasın ha? Biz töre dizisi miyiz, neyiz ha? Ne zannediyorsun sen? Gel bir dışarı çıkalım. Bırak! Borcunuzu kapatmaya geldim. Karımı buradan kurtaracağım. Burada 1 milyon var. Sakın aklından bile geçirme. Hep yapmak istemiştim. Çiğdem'i almadan şuradan şuraya gitmem. Bak sessiz ol, biraz sessiz ol. Dışarıya çık hadi. Ya enişte, Çiğdem yok diyoruz, yok. Yok, dışarıya çıktı. Kalk, yürü, kalk, yürü. Gel bize dışarıda konuşalım. Ben inanmıyorum size. Ya niye inanmıyorsun bize? Bizler yalancı insanlar mıyız? Ne yalan borcumuz var sana? Bana borcunuz var. Yalan borcunuz var, düğün borcunuz var, altın borcunuz var. Ya siz o kasa otelde o düğün yapmak ne demek? Ne kadar biliyor musunuz siz? Ben marina manzaralı King Oda'ya ne kadar verdim? Sizin adınızı... Oh! Allah! Tamam, al bardak var. Çantayı ver. Yallah. İlter. Buyursunlar hanımefendi. Ne ya? Böyle yerlerde sürüklenmeler falan. Metrobüs mü burası ya? Ben hemen alakadar oluyorum efendim. Hayatında hiç metrobüse bindin mi acaba? Pardon, pardon. İlter Bey. Size bir şey söylemem lazım. Evin içine, salona ayakkabıyla giriyorlar. Neyle girsinler Barış Bey? Çok haklısınız. Benim de aklıma acaba galoşla mı girseler diye bir fikir geldi. Katiyen. Katiyen, tamam. O zaman çok teşekkür ederim. Çok haklısınız. Kolay gelsin İlter Bey. Ailece tuhaf bunlar. Genetik demek. Hoş geldin. Biraz geciktim ama aldım. Şimdi hemen Berit'i uyutacağım. Zahmet etme ya. Berit uyudu. Aydos. O da uyudu. Sen uyumamışsın, açsın galiba. İstersen sana bir şeyler hazırlayabilirim. Bu saatte. Sen gerçekten bakıcı olduğuna emin misin? Hı?
Ilgaz'cığım, tepkini anlıyorum. Ama bugün sadece senin için değil, benim için de zor geçti. Nesi zordu mesela? Sen de mi gittiğin yerde istenmedin? Sen de mi kendi evinden kovuldun? Ya da anneni babanı mı kaybettin? Ya da her gece kardeşlerine annemizin ve babamızın bizi yukarıdan gördüğünü yalanını mı söylüyorsun? Söylesene. Çok merak ediyorum. Anlıyorum. Şu anda canın yanıyor ve o yüzden herkesin canını yakmak istiyorsun. Ama bu söylediklerin sadece seni üzer Ilgaz. Ve inan, başkalarının canını acıtarak kendi yükünü hafifletemezsin. Ayrıca seni sandığından çok daha iyi anlıyorum. İyi geceler. Yorgun bak, yıkma bana. Ağırdım. Allah! Lan bu ne? Canısın sen, ne yaptın canısın? Aşk acısın, lancını masum nereden mi çıkardın? Kalk cümlesin sen. Ya ne biçim konuşuyorsun? Ne aşk acısı Meryem? İçirdim, sarhoş oldu herif ya. İbret. Bir an önce bunlardan kurtulmamız lazım. Bu nasıl laf Yakup abi, ne diyorsun? Bak sizin içinize iyi de deli bir şeyler kaçtı. Ben adam adam öldürmem ha. Ya ben sana adam öldürme dedim. Ya ne dedin? Ne ima ettin? Ben bilmiyor mu seni? Bir şeyler yapmamız lazım. Bir şeyler ama ne? Kimse görmeden biz bir çözüm bulmamız lazım. Ama nasıl? Ay Hakkı, biz ne bileyim geldik ayol, bu ne böyle kız böyle ha? Ya bilmiyorum ama ben cennete düştüm galiba. Bana bak, ben senin o gözlerini o yeri bir tek bana bakacaksın, bana odaklan. Ay şey, pardon, affedersiniz hanımefendici, ben size bir soru sorabilir miyim acaba? Bizim bir oğluşumuz var böyle, 1.50 boyunda, şu kadarcık boyda, çok yakışıklı, çok güzel, genç bir çocuğumuz var, gördünüz mü? Evet genç, senin oğluşun 38 yaşında. Genç çocuk. Gördünüz böyle genç bir çocukcağız böyle. Koşar hafif tombul canı. Biraz böyle. İlter. Buyurun Hanzade Hanım. Halk gelmiş buraya. Bir de bana yol tarifi soruyorlar. Halk? Yol tarifi? Ne biçim konuşuyorsun? Gidin efendim. Gel. Ben istirham ediyorum sizi, şöyle alayım. Özel bir partide problem çıkmasın lutfen. Buyurun. Evet. İyice metroya döndü burası ya. Akbille mi giriliyor anlamadım ki. Ha bir keyfimiz vardı, onu da için ettiler. Bakayım. Masal okuyayım mı sana? Uyumamışsın. Demek ki masalı bekliyoruz. Ama abini uyandırmak yok. Sessiz olacağız, tamam mı? Ama baba hakkında bir masal olabilir mi? Ben dinlerim de. Aa, küçük bey, siz hala uyumadınız mı? Yalnız uyumaya alışmışım Leyla. Hani burası da bir tık kalabalık oldu. Uyuyamadım. Bir de hani burası bizim yeni evimiz olacak ya. Anlıyorum. Çok haklısın. Odanı ve evini özlüyorsun. Bence şöyle yapalım. Hadi atla gel. Atla. Kay bakalım. Abi de geliyor. Hadi atla bakalım. Gel. Kay 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 kay. Kay kay kay. Abi de gelsin. O zaman bu gece... Koy kafanı, rahat et. Bu gece kitap okumak yok. Şöyle yapacağız. Şimdi herkes gözlerini kapatsın. Çünkü bu gece hayal kuruyoruz. Evet, kapandı gözler. Şimdi hayal edin. Evinizdesiniz. Herkes kendi odasında. Ve istediği her şeyi yapabilir. Aaa! Oğuzcum! Katil! Oğuzcum! Katil! Katil! Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? Ya Allah'ım, sakin ol abla. Allah Allah. Allah! Allah!
Abla bir dur. Ay, abla bir dur. Ne yapıyorsun abla? Abla sen ne çıktın abla ya? Bir dur, bir sakin ol. Ölmedi ki. Ölmedi bak, ben de öyle sandım. Korktum bir an ama bak ölmedi, yaşıyor. Sen komik misin kızım? Ha, komik misin sen? Katiller, hırsızlar, dolandırıcılar, katiller, hırsızlar. Abla hırsız. Bir sus. Ağzımız çıksın sen ya. Allah Allah. Abi sen bununla nasıl geçiniyorsun? Ya sen onu bırak da benim param nerede ya? Paramı ver, paramı. Ya para, aha burada. Dolandırdığımız altınlar yetmiyor. Bir de bu evden paraları almış. Efendim neymiş? Çiğdemi kurtaracakmış. Neymiş? İyi niyet göstergesi. Al bakalım. Paranıza hiç dokunmadı. Vallahi daha dokunmadı. Biz dolandırıcı mıyız ya? Allah Allah. Nerede altınlar? Altınlar nerede? Abla vereceğim. Tamam vereceğim. Ekmek Musaf çarpsın, onu da vereceğim ya. Ekmek Musaf zaten seni çarpmış, baksana tipine. Ayıp oluyorum abla. Pardon, ben senin nereden ablanız oluyorum acaba? Ha? Tipsiz, atırsızın. Ya subhanallah. Abla bir sakin ol ya, halledeceğim tamam mı? Çözeceğim ben bu meseleyi, halledeceğim ya. Nasıl halledeceğim, nasıl? Ya abesi bir dakika, bak bak elimde bir parça var. Bak, görüyor musun? Bak şu parçaya bak, servet değerinden tamam mı? Ben bunu satıp size paranızı getireceğim ya. Bu mu servet değerinde? Evet. Bak servet değerinde diyor. Ay o geçen gün Osman Bey'den aldığım nişanlı elbisesi bu. Bak. Ya abla, ablası. Bak hiç öyle demesen. O elbise var ya, bu evin sahibisinin elbisesi. Anne bunlar iyi insanlar ya bu hariç. Bunlar iyi. Bunlar ekmek parası için buradalar. Bunlar... Ah benim salak. Sen soğumuşum. Ah nasıl inanıyorsun sen bu yapanlara? Ne seni dedim? Tamam, ha, tamam. Koş yürü. Polise gidiyorum. Yürü. Abla bir dakika. Ne polis ya? Polise bak, gidiyorum. Bak polise gidersen sen benden hiçbir şey alamazsın. Paranızı alamazsınız. Olayı da ispat edemezsin. Hı. Evet ispat edemezsiniz. Ama bana biraz zaman verin. Ben çözeceğim meseleyi. Tamam. Çiğdem'i de Hasan'dan uzak tutacağım. Siz de Hasan'ı götürüp evde bağlıyorsanız, ne yapıyorsanız yapın. Tamam, bir daha da görmeyeceksiniz Çiğdem'i. Anladınız mı? Anladık. Eğer yapmazsanız kızımız başınıza bela olur. O zaman harbici dönür oluruz. Allah yapmadıysa nasıl? Tamam, o zaman anlaştık. Bana iki gün müsaade edin. Yarın ya da öbür gün ben paranızı getireceğim. Tamam? Sadece iki gün. Tamam, iki gün. Anlaştık o zaman. Hay Allah ya. İki gün, kapattım
kayboldum diye. Suç bende mi? Şimdi hangi yöne gidiyor bu gemi? Hangi savaştan kaçabildim ki? Kaybederken insan tamamen kendini. Şimdi hangi yöne gidiyor bu gemi? Hangi savaştan kaçabildin ki? İçimde telaşla anlıyorum seni. Kaybederken insan tamamen kendini. Evet, evet, acele edelim. Buraların pırıl pırıl olmasını istiyorum. Ben o Mallorca'daki İspanyol hanımefendinin ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum. Ah Ateş Bey, ah Ateş Bey. Ay, ne olacak şimdi? Gerçekten. Sen beni mi şikayet ediyorsun? Ateş Bey, olur mu efendim hiç öyle şey? Estağfurullah. Sadece biraz fazla dağınık kalmış gibi de ortalık. Ya haklısın, dün akşam biraz fazla abarttık sanki. Yani şey olduğu için biraz. Leyla'yı gördün mü? Hayır efendim ama muhtemelen çocuklarla birliktedir Umut Beyler'de. Bak bak, gördün mü? Merak ediyor Yakup abi. Bırak etsin etsin. Bir akşam görmedin yani. Ama bir şeye ihtiyacınız varsa bendeniz memnuniyetle yardımcı olabilirim. Yok, merak ettim sadece. Kolay gelsin. Barış. Efendim abi. Seninle şu elbiseyi bir okutalım sen. Ha? Tamam. Tamam. Hı hı. Meryem. Heh. Sen de bu güvenlikçinin yediği bütün haltları anlatıyorsun İlter'e. Ya ben ne diyeceğim İlter'e Yakup abi? Ananın örekesini diyeceğim. Ne diyeceğim? Biz o kadar konuştuk. Ne bileyim, video göster. Kadınlara, kızlara sarktın de. Yap et ama Onur'u oraya aldır. Tamam. Tamam, tamam. Halledeceğiz. Burası da temiz. Oradan bak. Oh, Meryem Hanım, en nihayet teşrif edebildiniz. Siz de mi partilediniz? Ay, olur mu öyle şey İlter Beyciğim? Biz dünden beri nelerle uğraşıyoruz? Siz bir bilseniz. Nelerle uğraşıyorsunuz? Dinliyorum. Meryem Hanım, sizin gözünüz göz değil. Siz çok bir şey yapmayın İlter Bey. Biraz yoruldu Meryem Hanım. Geceden kaldı herhalde. Meryem Hanım, bir gözünüz toprağa bakıyor, öbür gözünüz bambaşka bir yere. Sormayın İlter Bey, ben dün videoyu gördüm, böyle oldum. Ne videosu? Hemen gösteriyorum İlter Bey. Yalnız bu bir skandal. Aa! Aa! Aa, Osman mı bu? Ta kendisi. Biz Ateş Bey'e göstermeden önce hani size bir danışalım istedik. Ne yapmak gerek, ne düşünürsünüz hani insan yönetimindeki tecrübenizle? Kovmak gerekir tabii ki. Böyle terbiyesizlik mi olur mu canım? Hadsiz, ahlaksız. Ben derhal onun iş akdini feshetmeye gidiyorum. İlter Bey, siz hiç şey yapmayın. Biz çünkü kendisini kovduk, zahmet etmeyin. Ama o zaman niye bana ne yapalım diye soruyorsunuz? Bu bir. İkincisi, böyle şeyleri yaparken benim müsaademi alın lütfen.
Tabii ama biz zaten sizin çok hoşunuza gitmeyecek bir durum olduğu için hani böyle bir hareket yaptık. Ayrıca kendisi de suçunu kabul etti. Tıpış tıpış gitti yani. Bir sıkıntı yok. Hadsiz, şerefsiz, terbiyesiz. En doğrusunu yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Sanıyorum bir güvenlik görevlisi aranacak bundan sonra. Ben diyorum ki o bulunana kadar ben güvenliğin başına geçeyim. Yani çoluk çocuk var. Küçük hanım da geçenlerde bir kaybolmuş galiba, haberini aldık. Ama siz seyis değil misiniz efendim? Tabii öyleyim, fakat benim güvenlikteki tecrübem biraz daha fazla. Yani kendimi daha iyi gösterebileceğimi düşünüyorum. Holdingler olsun, bankalar, iş insanları, selebritiler. Kendisi zamanında onların en üst düzey güvenlik görevlisiydi. O yüzden bizim aklımıza şöyle bir şey geldi. Mesela kendisi sabahları atlarla ilgilensin. Ondan sonra da tüm gün güvenliğimizi onun emin ellerine teslim edelim misal. Geleceğim diyorum. Ay dost gelir mi? Gelmem lazım. Ne dinleyeceksin? Hiç yoksa ben senin ablanı... Ay gelmem lazım. Gelmem lazım. Gelmem lazım. Gelmem lazım. Saçmalıyorsun şu an ya. Çocuklar. Çocuklar ne oluyor burada? Ay dost gene ergenlik triplerinde. Benim arkadaşım doğum günü partisine gelmek istiyormuş beyefendi. Bir dakika, bir dakika. Hı. Umut abi, sence de bir erkek olarak Ilgaz'a eşlik etmem doğru olmaz mı? Çocuklar kim nereye istiyorsa oraya gidebilir, tamam mı? Bu ne ama ya? Sabah sabah kafam şişti. Gürültünüze uyandım ben. Duydun mu? Kim nereye istiyorsa oraya gidebilirmiş. Duydun mu? Ve sen gelmeyeceksin buraya, tamam mı? Çocuklar, çocuklar. Şimdi herkes elindekini bırakıyor. Ay dostcum, bırak elindekini tatlım. Hadi. Hadi kahvaltı yapalım. Hah, aynen. Eda şunları bir al. Şunları bir al, benim kendime gelmem lazım artık. Şunları derken? Ya Ilgaz'cığım işte lafın gelişi söyledim. Ne demek istediğimi anlamışsındır, değil mi? Ya buradan da kovulduk işte. Aşk olsun ama Aydoz. Olur mu canım öyle şey? Hayır. Sadece madem benim evimde yaşamak istiyorsunuz, benim kurallarıma da uymak zorundasınız. Değil mi ama? Ha? Sizin de iyiliğiniz için. Anlaştık. Hadi ben çıkıyorum. Bence kurallara uymak zorundasınız derken sizi kırmak istemedim. Evet, ne yapmak istersiniz bugün söyleyin. Ben eve gitmek istiyorum Leyla. Hangi eve? O abimizin bizi kovduğu evden mi bahsediyorsun sen? Yalnız bizi değil, seni kovdu. Yani biz de sen yalnız kalma diye seninle geldik. Farkındasın değil mi? Ben gidiyorum, tamam mı? Kimse bir yere gitmeyecek. Ben döndüğümde herkes burada olacak ve sonra başımızın çaresine birlikte bakacağız. Hmm. Duydun mu beni? Hmm. Hadi ben gidiyorum. Sen nereye Ilgaz'cığım? Hani bir türlü alamadığımız bir doğum günü hediyesi var ya, onu almaya gideceğim. Sonra da arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Bir sorun mu var? Yok tabii ki sorun. Ama bana bir konum gönderirsen çok iyi olur. Hani çünkü ben senin bakıcınım ya. Sen benim bakıcınsın ya. Tamam, bekle. Oldu. Bir saniye. Oldu. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Partiye mi çağırıyorsun yoksa? Evet, bu partiye gelmen gerekiyor. Ya Eren gelmiyor mu? Eren kim? Hani dün akşamki çocuk vardı ya. Ay Leyla, ne kadar çabuk unutmuşsun. Yani belli ki sen de unutamamışsın. Bir iz bırakmış olmalı. Yani yakışmışsınız açıkçası. Öyle mi? Siz de çok yakışmıştınız. Neydi adı? Şeyma. Şeyma'ydı değil mi? Bakıyorum sen de unutmamışsın. Ama bak rica ediyorum. Eğer bu çocukla bir daha buluşacaksan benim evimde olmasın. Tamam mı? Bunu da unutma lütfen. Neyse, şu anda konumuz bu değil.
Ya neden? Parti modunda değil misin? Hayır Ateş. Konu Ilgaz ve Ilgaz'ın sana ihtiyacı var. Ha, onun kimseye ihtiyacı yok. Öyle mi? Ama bence Umut ve Füsun şu an çoktan avukata haber vermiştir. Yani saçma sapan bir kavga yüzünden bence davayı kaybetmemelisin. Ilgaz'la ilgilenmelisin bence. Tamam. Tamam, ilgilenirim. Peki. İyi çocuktu. Çok da yakışıyordunuz. Allah Allah. Meryo. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Kendine bağlama. Partiye gelmiştim. Yalnız telefonunuzu bırakmak zorundasınız. Neden? Konsept böyle. Sosyalleşme partisi bu. O yüzden topluyoruz. Çıkışta alırsınız. Aha. Sosyalleşme partisi. Sana aslıyım anla sana. Anacığım. İyi miyiz? Ne? İyi miyiz? Değiliz. Leyla gönderdi, değil mi? Evet. Sanki benim partilerde daha fazla eğlenirsin. Ay yeter ama ya. Senin ne işin var burada ayrıca? Bana bir soda limon verir misin? Ben de burada olmak istemiyorum ama mecburum, biliyorsun. Dayanamıyorum, ben tanışmaya gideceğim. Teşekkür ederim. Gazcığım. Hiç tanıştırmıyorsun Ateş Bey'le. İyi, rahat bırakır mısınız? Ateş Bey. Merhaba. Arkadaşsınız galiba. Merhaba Ateş Bey. Burak. Merhaba. Siz de arkadaşsınız. Yeter ama, çok sıkıldım. Eğlendin mi beni biraz? Merhaba Ateş Bey. Merhaba. İyi eğlenceler. Biraz oturacağım. Onur Bey, düşündüğün şey mi? Çocuklar, çocuklar sonunda. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Leyla. Hanım, siz de hoş geldiniz. İşte gözümüz yollarda kalınca heyecandan. Yani gören de çocukluktan beri tanışıyorsunuz zannedecek. Çok şakacısınız. İlter Bey, ben şimdi çocukları bıraktım. Ilgaz Hanım'ın yanına gitmem gerekiyor. Çünkü malum biliyorsunuz bir doğum günü partisi varmış ya. Yalnız kalmasın, başına bir şey gelir falan. Yanında olayım. Olur, ben çocuklarla alakadar olurum. Tamam. Barış Bey'di galiba, evet, değil mi? Evet, doğru. Sanırım siz de Ilgaz Hanım'ın şoförüsünüz. Malum, o yüzden sizin de eşlik etmeniz gerekiyor. Efendim, çiftliğimizde pozisyonlar çok sık değişmekle beraber... Hala şoför olduğunuza göre, evet, gidebilirsiniz. Tamamdır, arabayı hazırlıyorum ben o zaman. Bekliyorum ben o zaman. Tamamdır efendim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Umut? Ya sana iki gün sabret, çocuklar sende kalacak demedim mi ben? Neden gönderdin? Tamam, hala bir sakin ol. Ben kimseyi bir yere göndermedim, kural koydum sadece. Ay sen Ateş Arcalı mısın ki kural koyuyorsun? Bak, çocuklar giderse şirket de gider elden, haberin olsun. Biliyorum hala. Biliyorum, tamam. Merak etme, ben halledeceğim. Zaten Ilgaz da bizim yanımızda. Bak, hemen şimdi hallediyoruz bu işi. Avukata haber ver, çiftliğe gidiyoruz. Çocukları almaya, hadi.
Ah Umut ya. Ah. Hanzade. Ah ah. Ne işin var senin burada? Benim kocam bu şirkette yönetim kurulunda ya, unuttun herhalde. Ah, unutur muyum hiç? O kadar çok yer kaplıyor ki. Galiba bu sıralar biraz mutsuzluktan çok yiyor değil mi? Ha? Cefadan değil şekerim, sefadan o. Füsuncuğum bu arada başın sağ olsun. Abim öleli. Hayır yok. Sen ölmüşsün. Ben onu kastettim. Nasıl ya? Ne demek bu şimdi? Yani şaka mı bu? Yani ben güleyim mi? Şirketten kovulmuşsun, ateş tutmamış seni. Bu senin için ölmekten beter herhalde. Bak, sana galiba dumanla geliyor haberler. Gördüğün gibi burası şirket. Ben de buradayım. Hı? Asistan olarak mı? Sen buna dönmek mi diyorsun? Bu ölmekten beter. Ama bak Canikom, üzülme. Üzülme, hepimiz zor zamanlardan geçtik. Ha ben bir ara havyar yemedim biliyor musun? Business class'larda uçamadım. Hep ben ekonomi class'larda falan uçtum. Ama bak geçiyor her şey. Evet evet ama geçiyor hadi. Biliyorum. Senin o zor zamanların. Ah Halit'in seni 39. hatta 40. aldatışları falandı değil mi? Doğru söylüyorsun. Ben atlattım da sen atlatabilecek misin bakalım? Ay bunlar senin elinden soyadını falan da almasın ha. Bak evlenemediğinle kalırsın bu yaşta. Ay. Bu ne ya? Ne işi var bunun burada? Of, rezil edecek beni. Burası Barış. Ben gidiyorum. Sen burada bekle tamam mı? Tamam bekliyorum. Hadi bay bay. Tamam. Hanımefendi, doğum günü partisine mi geldiniz? Evet. Bu özel bir parti olduğu için telefonunuzu bırakmanız gerekiyor. Ha biliyorum, o yüzden de evde bıraktım. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Yok, iyi eğlenceler. Teşekkürler, kolay gelsin. Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda her kırmızı. Barıştınız mı? Sayılır. Sıkılmış görünüyorsun. Bu kadar belli oluyor mu ya? Çok. Canım, bir şey konuşalım. Ben gelmeyeceğim. Şey konuşalım. Ne konuşalım? Ne konuşalım? Sen neden buradasın? Hatırlatayım, seni ben davet ettim bu partiye. Doğru. Bir dahaki sefere ergen partisine davet etmezsin. Ne önemi var? Şu an buradasın ve bu an bir daha yaşanmayacak. Ben öyle yapacağım. Öyle mi? Hı hı. Ergen partisi. Aa, evet. Leyla? Yok artık. Babamın ergen partisiyle ne işi var? Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda her kırımı. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Aa! Geri gelecek mi peki? Bence. Niye yapıyorsun bunu? Yani teşekkür etmen lazım. Seni ahtapot gibi çocuktan kurtardım şu an. Ahtapot mu? Hı. Onun bir adı var canım. Eren. Eren mi? Evet. Komik mi?
Gaz nerede? Buradaydı, az önce dans ediyordu. Ya buradaydı da nerede şu an? Bahçeye falan çıkmıştır. Tamam, sen bakayım. Bahçeye bak. Pardon. Yok. Yok. Yani arkadaşlarıyladır. Sonra prensesi karakoldan toplayacağız. Burası biraz baydı mı sanki? Çünkü parti bitti. Ben bitirdim. Sen de gidiyorsun. Gel. Gel benimle. Ilgaz. Ilgaz nerede? Görmedik. İçeride değil mi? Ilgaz. Sakin, sakin, sakin. Nefes al. Nefes al, nefes al. Beni eve götürürüz. Tamam, tamam. Aç, aç. Hoş geldiniz fakat Ateş Bey evde yoklar. Biz çocukları almaya geldik ilk tercihim. Ilgaz, Aydoz, Berit neredesiniz çocuklar? Ilgaz Hanım da Ateş Bey ile beraber doğum günündeler. Çocuklar, hadi gelin dışarı eve gidiyoruz. Efendim çocuklar yerlerinden gayet memnunlar bana kalırsa. Yani siz boşuna zahmet ettiniz. Fakat ben size memnuniyetle bir yorgunluk kahvesi ikram edebilirim. Kendini çok önemli zannediyorsun değil mi? Estağfurullah efendim, fakat Ateş Bey ve çocuklar için bir önem arz ettiğimi düşünüyorum. Sana bir şey hatırlatayım canım. Bu ailede önem sırası kanla geçer. Yani öyle gelinler, damatlar, hizmetçiler, uşaklar, güvenlik görevlileri, bunların hepsi gelip geçicidir. Farkındaysan Ateş de geçici. Yani burada fazla kalmayacak. O yüzden tarafına iyi karar ver. Ay. İlter bize yardımcı olamayacak canım. Nerede kaldı avukat? Yoldaymış inşallah. Birazdan burada olur. Ha, evet, o halde. Beklerken sade bir kahveni içeriz. Lütfen yolu gösterir misin? Buyurunuz efendim, yolu biliyorsunuz zaten. Ay, sabır. Efendim İlter. Ateş Bey, hemen buraya gelmeniz gerekiyor. Füsun Hanım ve Umut Bey buradalar, çocukları almaya gelmişler. Şaşırmadım, geç bile kalmışlar. Tamam, geliyoruz. Tamam, tamam. Sakin, iyi misin? İyiyim. Özür. Asla bilemem. Özür, borcum var sana diyecek. Kabul etmek. Peki, teşekkürler. Niçin? Özürümü kabul ettiğin için. Bir şey demedim farkındaysan. Önce demiş gibi oldun. Peki, neyse.
sana hangisi yaptı? Niye? Şikayet mi edeceksin? Evet. Evet ama istemiyorum. Beni daha fazla rezil etme yani. Tamam mı? Peki. Barış, eve geçebiliriz. Prensesimiz kendine gelmiş. İçim sıkıldı. Nihayet. Namık Bey, kusura bakmayın, beklettik sizi. Ilgaz'cığım, gel canım, gel. Hoş geldin. Gel, biz de seni bekliyoruz. Gel, otursana. Bak, Avukat Bey de burada. Bu Ateş Efendi'nin yaptıklarından sonra artık burada kalmana gerek yok. Gel. Bir dakika. Ben ama yani ben hiçbir kuralı ihlal etmedim. Pek öyle görünmüyor Ateş Bey. Niye? Çocukları evden kovmuşsunuz. Hı hı. Ilgaz'la katılmanız gereken bir etkinliğe gitmemişsiniz. Gittim. Şahitlerim var, sorabilirsiniz. Çocukları evden kovmuşsunuz. Hı hı. Evet, yani şöyle Namık Bey, yani şimdi bazen bir sıkı yönetim lazım. Yani insanın gerçekten bir takım şeyleri anlaması için ve ben yani çocukların vasisi olarak bu yöntemi kullanmayı tercih ettim. İnkar etmiyorsunuz yani. Hayır. Bu durumda çocukların bende kalması daha doğru oluyor, değil mi Namık Bey? Çocuklar da isterse tabii ki. Çocuklar? Ilgaz'cığım. En büyükleri Ilgaz olduğuna göre bu kararı da onun vermesi gerekir herhalde, değil mi? Güzel fikir. Hadi Ilgaz'cığım, ya bana gidelim değil mi? Bak, Avukat Bey'i de daha fazla bekletmeyelim istersen. Mutlu abi, yani her şey seninle çok daha kolay ve güzel. Ama burası bizim evimiz. Ve burada kalacağız. Namık Bey, kusura bakmayın. Yorduk sizi. Ay. Yolu biliyorum. Ay. Sıkıldım artık. Gelebilir miyim? Hayır desen bir şey fark edecek mi? O zaman gel. Evet, bugün olanlarla alakalı çok konuşmak istemediğini biliyorum ama yine de soracağım. Ne oluyor? Şöyle oldu. Hı. Arkadaşımın doğum gününü mahvettim. Sen hiçbir şey mahvetmedin. Hı hı. Herkes öyle düşünüyor zaten. İnsanların ne düşündüğünü çok önemseme. Önemsemem. Neyse, şu nasihat kısmına biraz hızlı geçelim mi? O kadar yaşlı değilim, daha büyük. Yani nasihat vermem de belki birkaç tavsiye verebilirim. Sağ ol ama bu kadar abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ya bir şakaydı bu. Şaka falan değildi. Zorbalıktı. Ve senin suçun değildi. Zaten anlamını beklemiyorum. Bak, sadece senin başına geldiğini mi düşünüyorsun bu tarz şeylerin? Hı? Biz aslında o kadar farklı değiliz. Yani ben de senin gibi kimseye ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Ama artık biliyorum ki
tek başına o korkunun geçmesini beklemek bayağı saçma. Yani insanlardan yardım isteyebilirsin. Ve bazen birine güvenmek iyi gelebilir. Bak ben buradayım. Hemen oradan. Tamam. Ne kadar anlaşamasak da yanındayım. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Ya bir de kendine olmana izin veren arkadaşlar seç. Bak mesela bu bir nasihatti. Galiba yaşlanıyorum. Saçları sevdim. Meryem Hanım. Meryem Hanım. Ay o ne kız? Ödüm koptu. Monşer sandım. Monşer mi? Monşer? Ay İlter'i diyorum işte. Kendisi bir İstanbul beyefendisi ya. Jön Türk. Aman yine ne diyorum ben? Ne saçmalıyorum? Bak lütfen aramızda kalsın olur mu? Kimse duymasın. Aramızda kalsın. Kalsın. Özel. Sizin soyda sopta yok mu öyle bir monşer, dük, arşidük, tekfur, sultan falan ne bileyim bir şey? Yok. Keşke ama yok. Ben doğma büyüme Pötürge'liyim. Pötürge? Pötürge. Pötürge Malatya'nın bir ilçesi. Peki bu aksan falan böyle dedeler midiler bir soyluluk? Keşke. Yok. Ama İlter Bey var. İlter Bey bana İstanbul Türkçesini öyle bir öğretti ki. Çay var. Bu arada çay var içersen, ben var. Evet, çay var. Evet. Çay içeyim bari. Ne yapayım? Bana da bu hayatta çay var. El aleme pina colada, bana da. Meryem Hanım. Heh. Benim size söylemek istediğim bir şey var. Ne var? Ha, söyle söyle öksür. Nasıl desem ki bir anda acaba yemeğe gidebiliriz mi? Yemek yiyelim mi dışarıda? Sushi. Adalarla bisiklette binmeye gidebiliriz. Yok yok yok. Bisiklet olmasın çünkü sabahtan akşama tabanım patlıyor zaten bir de pedal basamam. Ha sushi olabilir çünkü çocukluğumdan beri sushi yiyerek büyüyen biri olarak bu neden olmasın ki. Yalnız ne kadar doğru olur onu bilemiyorum çünkü biz burada şimdi çalışırken ayrı bir yerde sizinle sushi yemek ne kadar doğru gerçekten bilemedim. Haklısınız. Ben onu düşünemedim tabii. İşinizi tehlikeye atacak bir şey yapmanızı kesinlikle istemem Meryem Hanım. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Ama tabii takıldık da kaldık bir yandan da burada. O da hoş değil. Belli ki buradan başka çıkış yok. O zaman tamam madem. Gezelim, görelim, hayatı öğrenelim. Eğlenelim. Olmadı bir de sinema yaparız. Biz de yine bir havamızı alalım. Aldık yine havamızı. Bir hava almış oluruz en kötü. Ne olacak ki? Aa,
Ferit, sen niye uyumadın bakayım? Hı? Masal okuyayım mı sana? Ne yapsak? Ferit? Aydoz? Leyla? Sen de mi uyumadın? Yok, ben de uyuyamadım. Sence Ateş abinin yanına gitsem kızar mı? Ha, yok canım, niye kızsın abin sana? Doğru. Buldum. Bence Ateş abinize baskın yapalım. Değil mi? Bence o da bizle eğlenmek isteyecek. Hadi gel. Gel bakalım. Hadi. İstemem. Yani bu saatte sizinle eğlenmek istemem. Yoksa sizlik bir durum değil. Sen mi öğretiyorsun bunları? Ben mi? Hey canım, ben niye öğreteyim? Görmüyor musun? Çocuklar seninle zaman geçirmek istiyor. Hayır, girme oraya. Bir şey diyeceğim. Küçük bir gelsene. Bir dakika, küçük. Çok pardon. Şimdi şöyle bir şey var. Burası benim alanım. Bu benim alanım ve... Defterim bakıyor. Defter... Nefes aldığım alan burası. Sınır var. Leyla, sınır var. Sen o sınırı çoktan geçmedin mi Ateş? Ne? Hani benim odama geldin. Aha. Hatta yanılmıyorsam banyoya girdin falan. Evet. Yanılıyor muyum? Gelmek zorundaydım. Bu işgal. İşgal falan değil de ayrıca sen de benim alanımı işgal ettin. Hayır, işgal etmedim. Ateş abi, çok güzel bir fikrim var. Ben de seninle burada yaşasam? Hayır. Şöyle, senin evinde bir güzel odan var ve orada yapmaman biraz saçma olur. Senin de evde çok güzel bir odan var ve sen burada kalıyorsun. Neden? Ama şöyle... hani ben eşyalar çıkarmak istedim ya ama sizin izin vermediniz çıkarmamı. Çünkü çok güzel anılarınızın olduğunu... hani anılarınız vardı ya, benim öyle güzel anılarım yok bu evde. Değil mi? Anlıyorum. Evet. Bence hava çok güzel. Acaba yıldızları mı izlesek? Ha? Hayır, bence hiç gerek yok şu an yıldızları izlemeye. Hani... Hatta ben bunu da alıyorum çünkü lazım olabilir. Bence gidin artık gerçekten. Hayır. Bir rahat bırakamıyorsunuz değil mi? Ne var? Çalışmayı özledin herhalde. Yalnız kalmak istiyorum. Gider misin? Burada vakit geçirmeyi ben de çok seviyorum. İyi misin? İyi değilim. Hiçbir zaman da iyi olmayacağım. Şimdi sana her şey öyle geliyor ama... Geçecek. Değil mi? O kadar sıkıldım ki bu cümleyi duymaktan. Ne olacak? Annem babam geri mi gelecek? Söylesene. Hı? Biliyor musun, haklısın. En iyisi her şeyden kaçıp kurtulmak ya. Tek çözüm bu aynen. Emin ol, elimde olsaydı zaten yapardım. Bu ne? Açmak istemiyor musun? Hı?
Adil. Hı? Adil yapsana. Ailen yok. Seni seven hiç kimse yok. Berbat bir hayatın var ya. Hı? Hadi hepsinden kaçıp kurtul şimdi. He? Tek olmak istiyorsun yani. İstemiyorum. İstemiyorsun işte. İstemiyorsun çünkü senin evin burası. Kaçsan bile döneceğini biliyorsun zaten. Peki sen niye buradasın o zaman? Yok mu senin evin? Yok mu senin döneceğin bir yer? Söylesene. Hı? Dur, dur, dur. Dursana. Dur. Yani zaten benim ehliyetim yok. Hani kullanamazdım. İstersen ben öğretirim sana. Ya tabii tek başına kaçıp gitmeyeceksen. Hı? Anlaştık o zaman. Anlaştık. İyi geceler. Sana da. Evet. Hadi bakalım. Hayır, hayır. Hı. 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 Evet. Uzayda uzun süre kalan insanlar dünyaya geri döndüğünde bir hafta yürüyemezmiş. Nedeni biliyor musun Ateş? Hı hı. Yer çekiminden dolayı. Ya ben kime soruyorum ki zaten ya? Garanti ben de büyüyece senin gibi biri olacağım. Nasıl biri? Süper çapkın, kızların gözdesi, cool, yakışıklı, zeki. Süper çapkın. Evet. Mesela ben de çapkınım. Şu ana kadar sadece iki tane sevgilim oldu. Senin 500 tane falanmış. 500 mü? Bir dakika. Ciddi misin? Evet. Bunu sana kim söyledi? İlter. İlter. Keşke İlter de senin gibi konuşmasa. Ama şu an sevgilin yok değil mi? Yoksa var mı? Bize tanıştırsana. Bunu sen büyüyünce konuşuruz. Okey. Ah! Yıldız kaydı. Dilekçe sonu çabuk hadi. Ya tuttum da o yıldız kayması falan değildi. Yani rastgele bir tane meteorun atmosfere girip yanmasıydı. Değil mi Ateş? Öyle. Evet. Çok gerçekçisin Aydos'cum. Bazen de ilgaz Berit'i annemlerimizin bir yıldız olduğunu falan söylüyor ama ben öyle şeylere inanmıyorum. Ama biz dileğimizi tuttuk değil mi Berit'ciğim? Leyla, senin ailen nerede? Benim ailem biraz uzakta. Ama ben onları bir gün göreceğim. Ya bak üzmedin değil mi? Yok, bir şey yok değil mi? Ha yok yok. Ben sizle çok mutluyum. Yani şu an burada olduğum için çok iyi hissediyorum. Evet. O zaman acaba masal okumamı ister mi birileri? İster misin? Ben masal bana göre değil. Hani ben artık büyüdüm. Klasik falan okuyorum. Wow. Benden size kocaman bir iyi geceler mesajı ve ben gidiyorum. Çok görüşmek mantıklı. Üzere. Ben de gidiyorum. Harika fikir. Hayır. Hayır. Gideceğim. Ne istiyorsun? Peki. Tamam. O zaman ben masala başlıyorum. Ben de mi?
O zaman hemen okuyayım ben biraz. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane küçük bir ördek varmış. Küçük kuşun annesi geri gelmiş. Sonra da küçük kuşun annesi küçük kuşlarının tek başına kaldığını görünce çok üzülmüş. Sonra da kendine çok kızmış. Ve minik kuş uçmak istiyormuş. Ateş Bey. Ateş Bey. Ateş Bey. Ateş Bey, sormayın başımıza neler geldi. Çocuğu böyle mi yatırdık Ateş? Altına işemiş. Sana inanamıyorum ya. Üzerime çiş yaptı. İyi de çocuk iki büklüm olmuş, görmüyor musun? Üzerime çiş Ateş yaptı. Ateş Bey, bir dakika beni dinleyebilir misiniz? Üstüne işemiş diyorum, sen kendini diyorsun. Benim ya bu kadar üstümüş. Da yani bencilliğin bu kadar da yani. İnanamıyorum, zaten boynum tutuldu. Bütün battaniyeyi kendine çekmişsin ve çocuk üşüdü senin yüzünden, farkında mısın? Şu anda çişten, battaniyeden bahsedebilecek vaziyette değiliz efendim. Jülide Hanım'ın tasarımlarından biri kayıp, üstelik en kıymetlisi. Ne? Ne? İlter, böyle bir şey nasıl olabilir ya? Efendim, bence çalındı. Ha, çalındı. Evet efendim, ben uzman değilim ama bu bence organize bir iş. Düşünsenize, annenizin ilk özel tasarımlarından paha biçilmez bir eserdi o. Ham ipekti, üzerindeki gümüş broş bile nereden baksanız en azından 25-30 bin dolar eder ki sizin için manevi değerini hesaba bile katmıyorum ben. Ama merak etmeyin, evde herkes arıyor. Tamam, tamam, ne güzel. O zaman çağır güvenlikleri gelsinler, hemen kayıtlara bakacağız. Efendim, güvenliğin işine son vermek mecburiyetinde kaldık. Parti akşamı meydana gelen bazı nahoş durumlardan dolayı. Onun için tam kim girdi, kim çıktı bilemiyoruz ama isterseniz davetli listesine bakabiliriz. Yok, bakmak istemiyorum İlter. Bir dakika ya. Ne demek güvenliği kovdunuz? Ve neden benim şu an bundan haberim oluyor? Yani anlamıyorum, çünkü sen Aydos'a 500 kadınla birlikte olduğumu söyleyebiliyorsun ama bunu mu ihmal ediyorsun? Hem bu daha mı az önemli, anlamadım gerçekten. Ateş Bey, ben tam olarak öyle söylemedim efendim. Özür dilerim. Ben biraz gerginim. Çok haklısınız. Hiçbir önemi yok efendim. İlter. Annemin ilk tasarımlarından biri. Şu an yok. Ama annemin hatırası. O yüzden lütfen, lütfen bulalım şunu. Ben hemen herkesi toplayıp sorguya çekiyorum. Tamam. Müşteri yok, lütfen. Mert Bey, siz gidebilirsiniz. Aldığım cevaplar kafidir. Pekala İlter Bey.
Bu elbise ne zaman kim tarafından çalındı, bir an evvel bunu bulmamız lazım. Meryem Hanım, temizlik yaptığınız her yerin tam listesini istiyorum. Nerede, ne zaman, kim vardı? Yakup Bey, siz dün akşam biraz eğleniyor gibiydiniz. Belki de bir noktada haddinizi aşıp birisini depoya yönlendirdiniz. Belki de bir yolunu bulup kapısını açtınız. Ben ama nasıl, ne zaman, nasıl, nereden? Yok, ne alakası? Anladınız mı? Ne dedi, anladınız mı? Bilgisi yokmuş efendim. Sizin bilginiz var mı Meryem Hanım? Dün akşam sizi biraz telaşlı gördüm sanki. Efendim, takribi 300 davetlimiz vardı. Acaba telaşım ondan kaynaklanabilir mi diye düşündüm ben de şimdi. Peki o sürüklediğiniz kişi kimdi? Ben birisinin sürüklendiğini gördüm ve yanındaydınız sanki. Yani İlter Bey'den saklayacak halimiz yok bu saatten sonra. Meryem'in kocasıydı. Hay, evet. Evet öyle. Zorda kaldığımız bir durum oldu, kusura bakmayın. Kendisi de sarhoştu. Biz mecburen onu öyle taşımak zorunda kaldık. Ama siz hiç merak etmeyin. Kimseler görmeden ortadan kaldırdık. Efendim? Kimseler görmeden o şekilde taşımak zorunda kaldık mahiyetinde söyledim ben. Sizin hiç şüpheniz olmasın. Biz her şeyi kimseye zarar gelmeyecek şekilde hallettik. Paket yani. Sıkıntı yok İlter Bey. Evet, evet, hatırladım. Şimdi partide bir kadın bana lavabonun yerini sordu. Şimdi teker teker anlatın lütfen. Şimdi bir kadın geldi bana lavabonun yerini sorunca ben de kendisine lavabonun yerini gösterdim. Şimdi bu kadın lavaboya doğru gitmedi ama depoya doğru, yani depoya doğru gitti, evet. O tarafa gitti, bana da tuhaf geldi. Ulan niye bu kadın tuvalete değil de depoya doğru gitti? Şimdi o kadının günahını da almak gerekiyor. Yani o çalmış olabilir ama çalmamış da olabilir. Yani günahını almak gerekiyor diye düşünüyorum. Toplan. Gel buraya Meryem. Ne oldu? Siz yaptınız değil mi? Elbiseyi diyorum. Biz yapmadık. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Dört maymun oynuyoruz. Meryem. Barış. Tamam, ben çok iyi anladım. Siz yapmadınız. Çok iyi anladım. Ama ne olursa olsun beni bu işe karıştırmıyorsunuz, tamam mı? Tamam. Ama önce kendi işini halletsen. Çocukları da sorgulamamız gerekecek. Evet, çocukları bulaştırmayalım. Zaten o gece yoklardı. Davet listesi bu, değil mi? Herhalde odur, evet. Kişiyi sorgulamak bayağı zor olacak. Neyse, bir sonuç alırsak biz size haber veririz. Ha, sağ olun. Haydi arkadaşlar, geliyoruz. Demek ki senin de değer verdiğin eşyalar varmış. Bunu bilmem iyi oldu. Mutlaka işime yarar. Merak etme.
Bulunur. Canım. İyi misin? Henüz değil. Bak, koleksiyonerleri tek tek arayıp acilen bulunmasını sağlayacağım. Söz veriyorum. Sabiha. Annemden kalan hiçbir şeye sahip çıkamadığımı hissediyorum. Tamamen benim hatam. Bak gibi tanımadığım insanlar çağırdı beni. Ateş, bana bak. Saçmalama. Sakın öyle düşünme. Hayır. Bak, çok üzülürüm. Şüpheli kimse var mı? Bilmiyoruz. Aa, inceleme yapılmış mı? Çıkar, mutlaka çıkar. Türkiye'nin en iyi tasarımcısı bu kadın. Nasıl çalınır? Bir dakika. Benim tasarımlarım mı çalınmış? Hayır, Jülide Hanım'dan bahsediyordum. Tabii. Saçmalama. Ay, bu halde benim çaldığım mı ortaya çıkıyor? Gireyim. Umut. Ay, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Düşün. Nasıl yaparsın ya bunu anneme? Ay Umut, Umutcuğum. Ah, sakin ol hayatım. Bak şimdi... Ne hala ne? Biz şirketi böyle birine mi devredeceğiz? Tatlım bak, sakin ol, büyütmeyelim. Yani bu işi kendi aramızda çözmeliyiz değil mi? Yani sonuçta biz bir aileyiz. Ben senin halanım. Hala ne ailesi? Ha? Ne ailesi, görmüyor musun herifi? Bu Ateş Efendi'nin uyduruk partisi yüzünden annemin elbisesi çalınmış. Hem de en değerlisi ya. Senin haberin yok mu? Ah, ay duydum. Oh, duydum ama işte yani bu kadar da olmaz ki dedim ya. Olacak şey değil ya. Umut, yani gerçekten aklım almıyor. Bu çocuk yani en sevdiği, yani kıymet verdiği annesinin bu hatırasına sahip çıkamayan çocuk koca şirkete nasıl sahip çıkacak? Beceriksiz, bir de anneciğim diye geçinir. Olacak şey değil. Yani anlamak çok zor. Bence dediklerine dikkat etsen iyi olur. Yoksa bu şirkete kurye olarak bile giremezsin. Kumaş meselesinde işimi bozmaya çalışan kimse... aynı şekilde elbiseyi çalan da o. Onu bulacağım. Umarım. Nereye sakladınız elbiseyi? Şşş, hemen söyleyin. Şşş, biraz sessiz hemen ol. Hemen dedim. Biraz sessiz ol Leyla. Sakin, sakin. Nedir ya? Sabahtan beri tuturmuşsun. Elbise de elbise. Ne elbisesi ya? Ya Yakup abi, aile yadigarına benim dokunmadığımı hepiniz biliyorsunuz. Tamam ama sana ne, sana ne? Ananın elbisesi mi, babanın elbisesi mi? Sen niye bu kadar istiyorsun bu elbise ya? Ya aile yadigarı, ya aile yadigarı. O yüzden şimdi hepiniz seve seve o elbiseyi kime sattığınızı söyleyeceksiniz. Biz yapmadık diyoruz, biz yapmadık. Ya biz mi yaptık Meryem? He? Onur, Barış, biz mi yaptık? Biz yapmadık ya.
Ya git önce sen kendi işini yap. Tutturmuş elbise de elbise ya. Öyle mi? İyi. İyi. O zaman ben de Ateş Harcalı'yı dolandırma planından vazgeçiyorum. Ya elbise ya plan. Tercih sizin. Emin misin? Evet. Ne pahasına olursa olsun. Tamam, çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, çok sağ olun. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler Bige. Bayağı uğraştım. Ama yapacak bir şey yok. Bak bana. Karamsarlığa kapılmak yok, tamam mı? Bulacağız, bulacağız, merak etme. Elbise kim bilir dünyanın neresinde şu an. Benim hatam. Ateş Bey. Hı hı. Size kargo geldi. Teşekkürler. Açayım mı? Sağ ol. Olur. Önemli bir şey galiba. İnsan ailesini seçemez ama hikayesini seçebilir. Gül. Bunlar var ya bunlar. Bunlar çocuk mucuk değil, bunlar canavar. Kız canavar deme, çocuk onlar ya Meryem. Ya bırak, ne demeyeceğim ya. Allah Allah. Ben sandım ki bu bakıyorsa eğer çocuklara, ben hayli hayli bakarım. Kız sende peygamber sabrı varmış. Bu Ateş Bey var ya, adam tamamen haklı. Ben de olsam gider çadırda yatarım. Kız çadır değil, glamping, tamam mı? Azıcık iki kelime öğren de kendini bir geliştir Meryem ya. Ay tüm. Neyse ne. Allah aşkına şimdi sinirlendirme beni. Bir şey diyeceğim sana. Hı. Ne oldu? Buldun mu elbiseyi? Şş, tamam. Gel, odada anlatacağım. Gel, gel. Ya hadi çatlatma, ne oldu, buldun mu? Buldum.
Sahi mi? Hı. Oh, girdin mi ateşin gözüne? He, yok. Ben onu şey yaptım. İsimsiz bir kargoyla şirkete gönderdim. Niye isimsiz kargoyla şirkete gönderdi? Kız bilse hoşuna giderdi. Meryem sonra ne diyecektim? Nasıl açıklayacaktım elbiseyi buluşumu? Hı. Fakat bu doğru. Çünkü yani çaldığımız elbiseyi tekrar başkasından çalıp sana hediye ettik dememen iyi olmuş. Yani şimdi sen böyle deyince ben kendimi suçlu hissettim yani. Sanki ben çalmışım gibi. Kız seninle ne alakası var? Saçmalama be. Allah Allah. Hep bu Yakup'un yüzünden. Doğru. Sen onu bunu boş ver de. Ne oldu ateşli bir anlat. Ha, sen merak etme, o iş bende. Çok güzel bir planım var akşama. Ama önce şöyle güzel bir dinlenmem lazım çünkü bugün çok yoruldum. Hak ettim. Ay cicim. Hadi dinlen bakalım madem. Hadi. Oh, hadi git. Ha, bana bak. Hı. Yakup'a söyle Allah aşkına dikkat etsin, öyle ortalıkta çok gezinmesin. Çok dikkat çekiyor ya. Ha, doğru. Yok yok, o bende bende. Tamam, tamam. Hadi. Aferin Leyla. Tamam, hiç kimseye yakalanmadık. Bu iyi. Şimdi sen gözcülük yapacaksın. Yani oradan buradan birileri gelirse bana haber vereceksin. Anlaştık? Hadi bakalım. Git başına. Bak şimdi. Ateş abimizin de bizimle bu evde yaşamasını istiyor musun? Tamamdır. O zaman bunu yapmamız lazım. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Marş marş. Berit. 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 Gel. Gel böyle dur burada. Aydos. 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 Aydos gel. Gel 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 gel. Gel. Tamam gel. Dur orada, kardeşinin yanında dur, tamam mı? Tamam. İyi misiniz bakayım? İyiyim. Bir şeyin yok değil mi? Hayır, o da yok. Sen iyi misin? Ne oluyor? Ha, ne oluyor burada? İyi misiniz? İyi misin? Evet. Leyla, ne oluyor? İyiyiz. Ufak bir kaza oldu. Ufak bir kaza mı? Nasıl ufak bir kaza? Ne? Özür dilerim. Biz sadece senin bizimle yaşamanı istemiştik. Bu senden mi çıktı? Evet, evet. Benden çıktı. Tamam arkadaşlar, ben burada mutluydum burada. Yani demek ki senin mutlu olman çocukları mutsuz ediyor. Tamam, bunu sonra konuşalım mı? Hı? Olur. Değil mi? Sonra konuşalım. Evet, bence de. Tamam. O zaman ben çocukları odalarına götürüyorum. Hadi gelin bakalım. Gel. Tamam, bir şey yok. İkiniz de iyisiniz. Bence uğraşma. Yani içeride yatabilirsin. Ne güzel rahat rahat orada. Otelde kalırım daha iyi. İçeride uyuyamadığımı biliyorsun. O yüzden ısrar etme. Yani bence içeride olmalısın. Çocukları yalnız bırakmamalısın.
Ha, öyle mi? Çünkü bu dava olayı falan avukat duymasın, sonra sorun çıkabilir. Avukat, dava falan diyorsun. Bak haklısın. Ama bu bir tehdit değil, değil mi? Yok. Gerçekten senin iyiliğini düşünüyorum. O evde kalmayacağım. Sen ısrar etme. Peki. O zaman biz de yine yıldızları izleriz. Olur. Aileni ve bu evi ne zaman kabul edeceksin? Çünkü bence artık kendi yatağında yatmalısın. Çünkü bence çocuklar için de doğrusu bu. Bence sen biraz fazla kaptırdın kendini bu sahte bakıcılık olayında. Belki de gerçekten çocuklarla bağ kurmuşumdur Ateş. O evde yatabilmem için bir mucizeye gerek var. Biliyor musun, ben mucizelere inanırım. Çünkü genelde hep gerçek olurlar. İşte aramızdaki fark bu. Sen kadercisin, ben de gerçekçiyim. Öyle mi? Öyle. O zaman Aydos'un sorup da cevabını alamadığı sorunun cevabını bana söylemek ister misin? Hangi cevap? Yani neyi kastediyorsun? Şu anda sevgilinin olup olmadığının cevabını. Hani 500 küsür sevgilin olmuş ya. Bir sevgilim yok. Ayrıca sayı yanlış. Pardon. O zaman 400 küsür mü? Yok, daha fazla. Oha. Yani senin bu kadar sevgilin oldu ve şu anda hiç kimse yok. Öyle mi? Sen bana bir baksana. Sence ben buna inanır mıyım? Sevgilim yok. Hoşlandığın da yok yani. Bence var. Ama sen bunu kabul etmek istemiyorsun. Ben kendimle barışık bir insanım. O yüzden öyle dertlerim yok. Yani birinden etkilendiğinde bunu ona direkt söyleyebilirsin, öyle mi? Evet, söyleyebiliyorum. Peki son zamanlarda birine kapılmamak için kendini tuttuğun oldu mu? Ne oldu? Ben birisine kapıldığından değil. Hani ahtapot çocuk vardı ya, neydi adı? Emre. Ha, Eren. Eren, aynen. Hani yanımıza gelmişti ya, burası bayağı baydı diye. Mesela o zaman kendimi tutmak zorunda kalmıştım, yoksa yumruk atacaktım çocuğa. Ha, yok. Ben onu sormadım. Neyi sordun? Hani biriyle konuşurken onun dudaklarına bakarsın ya. Hatta o an ne söylediğinin bir önemi yoktur. Sadece ikiniz varsınızdır o an. Evet. Öyle biri de mi olmadı hiç? Sen şu anda sarhoş falan değilsin değil mi? Çünkü yarın sabah bana ben hatırlamıyordum sarhoştum falan deme de.
sarhoş gibi miyim? Değil mi? Sarhoş musun? Ne hissettiğimi ve ne düşündüğümü gayet farkındayım. Ve olmadı. Bravo. Tebrikler. Son zamanlarda hislerinden bu kadar emin olan birini tanımadım. Sen bozuldun mu? Ben mi? Yok. Bir cevap bekliyorsun ama istediğin cevabı alamadın gibi. Üzülmedin değil mi? Yok, üzülmedim. Ama birazdan odama gidip ağlayacağım. Yani saçma ama ben niye üzüleyim ki? Neyse. İkimizi ateşe atamam. Ateşe atmak mı? Evet. Bence sen biraz fazla ciddiye alıyorsun. Yani senin gibi biri için bir öpücük bu kadar önemli mi ya? Ama sen daha fazlasını diyorsan işte o olmaz. Neden? Çünkü sende o cesaret yok. O yüzden iyi geceler. Öyle mi diyorsun? Bilmem.